Türkiye'den adaya gelen suyun yönetimi ve işletmesiyle ilgili tartışma süreci devam ederken, Mausa inisiyatifi dün akşam suyla ilgili halka açık bir bilinçlendirme toplantısı düzenledi. Etkinlik Mausa inisiyatifinin 11 liman yolu Bandabulya, Sur içinde yer alan çalışma ofisinde gerçekleştirildi. Su politikasında hükümetin geldiği son nokta ve yapılacak su anlaşmasının olası etkileri konusunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının açılışını Mausa inisiyatifi aktivisti Merkan Hamit yaparken, Naci Taşeli konunun teknik boyutu ve Dr. Cemal Mert'i siyasi boyutuyla ilgili bilgi verdi. Daha sonra ise yurttaşların katılımıyla su konusunda nasıl bir yol izlenmesine yönelik fikir alışverişi de yapıldı. Şunu belirtmenin tam zaman olduğunu söylememiz gerekir. Eğer bir yerde özelleştirmeden bahsediyorsak, kamuya ait bir varlığın belli bir para karşılığı ya da kamuya ait belli bir hizmetin belli bir para karşılığı başka bir ülkeye ya da başka bir kuruma, şirkete satılmasından bahsederiz. Şu an geldiğimiz noktada kamuya ait varlığımız olan su herhangi birine satılmayacaktır. Çünkü biz veriyoruz. Karşılığında da bütün ekipmanımızı da veriyoruz. Karşılığında para almıyoruz. Karşılığında herhangi bir yönetimsel boyutta bir ses çıkarma hakkımızı da kaybediyoruz. Bu açıdan yapılan aslında genel anlamda elimizde olan bir varlığın alınarak daha kolay bizim stratejik noktalarda Kıbrıs Türk toplumunun elindeki varlıkların alınarak daha kolay yönetilebilir olmasıyla ilgili bir adımdır. Bunu bu şekilde görüyoruz. Herhangi bir şekilde bir özelleştirme süreci yaşanmamıştır. Özelleştirmeye karşı olursunuz ya da desteklersiniz fark etmeksizin bir özelleştirme süreci değildir bu. Bu açıdan bu konuyu vurgulamakta önem görüyorum ben. İşte son günlerde özellikle bizde de gündeme geldiği için yüz binlerin, milyonların bu konuda yürüdüğünü ve suyun özelleştirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Çünkü insanoğlundan önce de su vardı ve insanoğlunun işte 100 bin, 200 bin sene önce var olmasından itibaren de hep su ile iç içe olduk ve su temel bir yaşam kaynağımız oldu. Oysa yani diğer temel gereksinimlerimiz örneğin bugünlerde karşılaştırılan işte iletişim, enerji bunlar son 100-150 yılın insanoğlunun birlikte yaşadığı şeyler. Ama su olmadan yaşanmıyor. Bu anlaşma Sayın İhsan Küçük tarafından Kıbrıs KKTC adına 19 Temmuz 2010'da Türkiye adına da o zamanki Kıbrıs İşleri'nin sorumlu devlet bakanı Cemil Çiçek tarafından imzalandı. Ve 2011 yılında bu anlaşma hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde onaylandı. Kıbrıs'ta onaylanma sürecinde CTP ve TDP hayır oy verdiler bu anlaşmaya, İhsan Küçük tarafından imzalanan anlaşmaya. UBP ve DP'de evet verdiler. Şimdi bu anlaşma imzalandıktan sonra bu süreç başladı ve Türkiye'de bir baraj, Kıbrıs'ta bir baraj yapılacağı, Sayın Başbakan günübirlik bir İstanbul ziyareti, Sayın Talat ikinci Cumhurbaşkanı ve Parti Başkanı gidip gördü. Onun ne sonuca vardığını bilemiyoruz. Bildiğimiz hükümetlerin görüşerek bu işi sonlandırması adına Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendi hükümetine telkinde bulunacak. Yani gidin iki hükümet olarak bunu görüşün ve bitirin. Siyasi düzeyde artık teknik olarak bu sorun çözülemez. Bundan sonra ne olacağını bilmem.